Sıralardan hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Çaylar, kahveler yudumlanıyor. Kahvaltı yapılıyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu bir günde yine sizlerle birlikteyiz. Edebiyat, tarih, sanat, şarkılı, türkülü bir yolculuğa, sanat dolu bir yolculuğa hazır mısınız? Bugün sizinle uçsuz bucaksız bir yörüngeye gideceğiz. Sabahattin Ali'yi anacağız. Sabahattin Ali'ye saygılarımızı göndereceğiz. Onun ruhuna şiirlerinden, şarkılarından salacağız. Çok özel, çok değerli konuklarımla birlikte. Görkemli hatıraları başlatıyorum. Hani her programda gelen mesajlardan anlatıyorum ya, benim için de çayını koyanlar var. Sehpada benim de çayım olsun. Ben yüreğimle, kalbimle sizin evinizdeyim. Bir evladınız, bir çocuğunuz olarak. Sizler çocuklarınızla, torunlarınızla evinizde bizi izliyorsunuz biliyorum. Ve ben önce konuklarımı bir tanıtayım. Biraz sonra Nebil Özgentürk de bize katılacak. Önce kadın konuğumuzu tanıtalım. Merhaba. Türkiye Akbayram. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk Serhan. Babanın o güzel tınılarıyla başladık. Edip Akbayram'ın. Ben de çok duygulandım şu an. Öyle mi? Özledin mi babanı hemen? Bunu duyunca bu yani aldırma gönülüm bende çok ayrı bir yeri var. Hep tüylerim diken diken oluyor. Çok duygulanıyorum. Baban kulağına okudu mu bu türküyü hiç? Yani hep böyle meydanlarda, konserlerde dinlemeye alışığım. Benim için öyle büyülü, öyle gizemli. Galiba hep oralarda dinledim. Bir açalım arkadaşlar bu aldırma gönülüm bir sesini de bir açalım. Bizim çocukluğumuzun unutulmaz bir şarkısı değil mi Atol Behramoğlu? Türkiye'nin büyük aydını, büyük şairi ve büyük insan diyeceğim. Bence son tanım onun en çok sevdiği tanımdır. İnsan tarafıyla başka bir kişiliği vardır Atol Behramoğlu'nun. Hoş geldin Atol Behramoğlu. Atol abi diyeyim. Aynen, ben zaman zaman abi dediğim zaman ya niye konuklarınla abili kardeşli konuşuyorsun? Olur yakışır ya bence problem yok. Yalnız hitap ederken torun sahiplerine hitap ettin. Seni gençler izlemiyor mu ya? Hayır o genç torunlar izliyor. Torunların ebeveynleri tamam. De izliyor. Torunlara da hitap et yani. Ediyorum bak, onları orada zaten. Orada bir torun oturuyor karşıda. Tabii. Türkiye Akbayram, Edip abinin, Edip Akbayram'ın çok değerli kızı. Evet. Edip Akbayram 11 gibi bu programa bağlanacak. Telefonla bir sesini bu Türkiye duyacak. Bir rahatsızlıkla geçirdi, bir operasyon geçirdi. Onu konuşacağız ama Edip Akbayram şu anda torun tadı çıkarıyor zaten. Evet, evet. Şimdi söylerken hem torunu bizi izliyor tabii, hem Edip abi izliyor yani. Evet. 7'den 70'e görkemli hatıraları izleyen bir topluluk var karşımızda. Mükemmel, tabii. Atol Behramoğlu tabii kızına yazdığı şiirle de çok özel birisi. Hani torun derken, kız çocuğu derken, evlat derken görkemli hatıralarda altını çok çizdiğimiz noktalardan bir tanesidir. Çocuk sahibi olmak, evlat sahibi olmak ve torun sahibi evet, olmak. Torun sahibiyim ben şu anda yani. Torun sahibi aynı zamanda kızlara yazılan çok güzel şiiri vardır. Ama şöyle Sabahattin Ali'yi anacağımızı söylüyorum. Kırk mantolu Madonna bu ülkede herhalde girmedik ev kalmamıştır. Çok, çok sevgili kızına buradan sevgili Filiz Ali'ye selam gönderelim. Evet, Filiz Ali'ye selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Bir programa da konuk olmuştu. Evet, Kürk Mantolu Madonna elimde. Bugün Sabahattin Ali üstümüz başımız. Sabahattin Ali olacak. Atola biraz Sabahattin Ali ile başlayalım sonra. Tabii ki. Başladık mı programa? Başladık, programdayız. Evet, tamam. Şu an programa başladık ve bütün Türkiye'nin evindeyiz. Sunum yapıyorsun gibi bir hisse kapıldım. Bitirdim. Bu yani Sabahattin Ali'nin... ölüm yıl dönümü değil mi? Ölüm. Yok, ölüm yıl dönümü. Şöyle ben ölüm yıl dönümlerinde veya doğum günlerinde program yapmayı sadece o zaman anmak doğru, istemiyorum. Doğru. Her zaman anabileceğimiz bir isimdir Sabahattin evet, Ali. Evet. Son yıllarda yani son yıl şu içinde bulunduğumuz yıl daha doğrusu telif ödeme konusundaki tarih aşılmış oldu. Böyle bir Sabahattin Ali olgusu bir kez daha diyelim büyük ölçüde yaşanmaya başlandı ve pek çok yayın evi onun kitaplarını yeniden bastılar. Tabii bu çok önemli bir şey. Sabahattin Ali'nin toplumca daha doğru, daha iyi ve daha çok tanınması gerekiyor. Bana soracak olursan yani Sabahattin Ali ile senin yani
tanışma derken yani onun kitaplarıyla tanışmamı soracak olur isen şöyle diyeceğim. Ortaokul yıllarında okudum ben Kuyucaklı Yusuf'u ve gerçekten hayatımda çok etkili olmuştur o kitap. 30 yaşında yazdığı bir kitap. Olağanüstü bir yapıttır. Tabii Türk edebiyatını iyi tanımak lazım. Sabahattin Ali'nin yazarlığında bizim edebiyatımız bağlamında bakarsak Sabahattin Ali'nin yazarlığına öyle sanıyorum ki örneğin Ömer Seyfettin'le böyle bir kan bağı olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü çarpıcı sonlar vardır hikayelerinde. Örneğin Ömer Seyfettin'in bomba hikayesi beni çok etkilemişti. Sonu özellikle gerçekten çok etkileyicidir, çok çarpıcıdır. Bu arada Ömer Seyfettin'i bu toplumu ne kadar tanıyor o da ayrı bir konu. Çok önemli bir yazarımız kuşkusuz ve trajik bir yaşamı olmuştur onun da. Sabahattin Ali büyük bir yazar. Kuyucaklı Yusuf'ta bir sahne vardır. İşte Kuyucaklı Yusuf bir muhasebeci, yani ekmeğini kazanmaya çalışan bir küçük memur kasaba ortamında. O evinden uzaktayken karısını baştan yoldan çıkaran bir kasaba eşrafı olgusu vardır ve Muazzez'dir. Adını da unutmamışımdır o kadın kahramanın. Orada bir sahne var. Yani ayrıntıya girmeye gerek yok ama gerçekten elektrikle çarpılmış gibi olmuştum. Oradaki adaletsizliğe, haksızlığa. Sabahattin Ali Türkiye toplumunu çok genç yaşta tanımış, anlamış, irdelemiş ve büyük yazarlık yeteneğiyle onu ortaya koymuş bir yazarımız. Kuyucaklı Yusuf bu anlamda toplumcu edebiyatımızın hiç kuşkusuz bir temel taşıdır. Unutulmaz bir roman olarak elimde duruyor. Kuyucaklı Yusuf'la birlikte Nebil Özgen Türkiye'de hoş geldin diyoruz. Uzun bir yoldan geldi. Ta Şile'den. Şili'den gelmiş gibisin. Niye biliyor musun? Şili'de olduğu gibi sokağa çıkmaya çalışıyorum aslında. Hani sanki Allende dönemi gibi demek istemiyorum ama şaka bir yana. Dört kez önümüzü durdurdular. İyi bir şey aslında. Yani ama sokağa olsun, tam vaktinde geldin sayılır. Türküyü dinleyemedim sadece, ilk türküsünü. Yok, daha türkü söylemedim. Babasıyla başladık. Hem sen türkülerle açıyorsun ya. Babasıyla başladık. Peki. Aldırma Gönül'le başladık. Evet, Edip tamam abi de şu anda izliyor bizi ekranların. Evet, herhalde izliyordur. Benim canım Ataol abiye de merhaba. Ataol Behramoğlu abimdir. Çok memnun oldum. Seni gördüm ben. Canımsın abi. Evet, tekrar hoş geldin Nebil Özgentürk. Nebil Özgentürk tabii girişte hemen Salvador Allende'den bahsetti. Salvador Allende'ye selam olsun. Victor Jara'ya selam olsun. Ve Şili demişken, Şili'ye gitmişken tabii ki Pablo Neruda'ya, Gabriela Mistral'e selamlar olsun diyoruz. Şimdi o zaman şöyle yapalım mı? Şimdi Nebil Özgentürk, Sabahattin Ali'yi konuşuyoruz. Sabahattin Ali'nin unutulmaz eserlerini bugün konuşacağız, öykülerini konuşacağız. İçimizdeki Şeytan yeni baskıyla, kapaklı baskıyla, bende iki tane vardı. Bu baskıyı, bu kapağı görünce bunu da aldım. Yeni kütüphaneme bunu da koyayım dedim. Ve Sabahattin Ali'yi gerçekten de anlamak, Sabahattin Ali'yi okumak bir insan olarak çok çok önemli. Yani hayatınıza mutlaka girmesi gereken birisidir. Tabii Kuyucaklı Yusuf, Kürk Mantolu Madonna bu ülkenin en çok satan kitaplar listesinde milyonları aştı. Ve ben her evde var diyorum. Fakat bugün Ataol abi bizle birlikteyken değil mi? Şimdi Türkü de bir kız çocuğu yetiştiriyor. O da Ataol abinin kızına yazdığı şiiri. Şimdi ben dün Ataşehir Belediye Başkanı hem onun kızı Turnam için annesinin Gamze Akkuş İlgezdi'nin CHP Genel Başkan Yardımcısı dedi ki bana, kızımın dedi kulağına okuduğum ilk şiirdir dedi. Ataol Behramoğlu'nun yazdığı. Doğum gününde de şöyle bir kartpostal hazırlamış. Şöyle arkadaşlar yakından verebilirsek. Ve burada Ataol Behramoğlu'nun kızına yazdığı şiir ve dillerden düşmeyen o şiir. Timur Selçuk da bunu okudu. Değil mi Ataol abi? Önce ben bir kız çocuk yetiştiren, şöyle alabiliyor muyuz arkadaşlar? Evet, bu işte bu kartpostalla Ataol Behramoğlu'nun Bütün İnsanları Dostun Bil
Kardeşim Bil, Kızım diye başlayan dizeleriyle bir kız çocuğu yetiştiren bir anne Türkü Akbayram'a sormak istiyorum. Ben de bir kızım oldu ama anne olarak daha farklı anlatacaksındır. Ya Türk toplumunda kadının... Fotoğrafları verebiliriz arkadaşlar. Edip Akbayram'la torununun fotoğrafları gelsin annesi anlatırken. Türk toplumunda kadının yeri maalesef aslında olması gerektiği değere ve yere ve öneme sahip değil. Bu anlamda ben de Lavin'i yetiştirirken birçok insan gibi çok kaygılarım var. Atoğlu amca, siz benden önce tabii bir kız çocuğu yetiştirdiniz. Ben de bir kız çocuğu, bir evlat olarak annemle babam beni yetiştirirken bir takım yaşadığımız zorlukları, sıkıntıları bilerek Lavin'i en çağdaş, cumhuriyetçi şekilde... Bir tam ekran yapabilir miyiz şu fotoğrafları arkadaşlar annesi anlatırken? Yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Babası da ben de iyi bir okur yazar olması için elimizden geleni yapacağız. Daha çok küçük tabii, 3 yaşında. Umarım babamın, Atoğlu amcanın, sizlerin evlatlarınızı yetiştirdiği gibi biz de Lavin'i öyle İnşallah. Güzel yetiştirebiliriz umarım. Yolun açık olsun sevgili Lavin. Bahtın açık olsun. Umarım. Edebiyatla büyü Lavin diyeceğim. Nebil Özgentürk'ün de 3 oğlu var. Evet. İkizleri ben ne yazık ki yeni öğrenebildim. O da benim ayıbım olsun. 3 pırlanta çocuk yetiştiriyorum. İlk göz ağrılarım onlar. Doğa ile Doruk, Yiğit ile Kaan. İki adları var. Yiğit, Kaan, Yiğit Doruk, Kaan Doğa ve Arın tabii ki. Şimdi beraber büyüdüğümüz. Ben de büyümeye devam ediyorum diye düşünüyorum. Değil mi Atoğlu abi? Şiirsel oldu biraz. Tabii olsun. Ve çok yani kız çocuğuyla erkek çocuğu arasında bazen fark yok. Ya daha doğrusu çocukların yurdu yok. Yine Atoğlu abiye bak bağlıyorum her şeyi. Ulusu yok. Bir anlamda hakikaten bu ülkeye, özellikle bu ülkeye çocuk yetiştirirken çok dikkat etmek gerekiyor. Şiddetin, zalimliğin ve vahşiliğin kol gezdiği bazen sokaklarda, bazen muktedirlerin üzerinden çocuklarımızı da korumaya çalışıyoruz. Bazen ekranlardan zaman zaman nefret kusuluyor. Sokaklarda nefret yoğunlaşıyor. Hayat hakikaten bu ülkede zor. Hem Akdeniz'de olmamızdan kaynaklanan, hem Asya ile Avrupa arasında sıkışmış olmamızdan kaynaklanan bir takım sorunlarımız var gerçekten. Yani biz oturtamadık daha memleketi. O senin çok da güzel başlattığın o cumhuriyetçi veya işte Mustafa Kemal ve arkadaşlarının başlattığı o devrimlerin zaman zaman kesintiye uğramasından bir takım büyük sıkıntılarımız oldu. Yani büyük sıkıntılar yaşadık ve bunlar torunlarımıza kadar, çocuklarımıza kadar yansıyacak diye düşünüyorum. Çünkü bizim dilimiz nefret diline daha çok yaklaşıyor. Üzülüyorum. Ülkede çok güzel insanlar da var. Bak burada umudumuzu hep söylememiz lazım. Çok güzel insanlar var. Sokakta, hayatın her alanında. Hemşehriler, öğretmenler, hatta doktor. Yani devletin içindeki kamu görevlilerinin pek çoğu o kadar iyi niyetli ki. Ama zaman doktorlar tabii ki özellikle bugünlerde. Ama azınlıkta da değiliz ayrıca. Fakat etkili olamadığımız anlar olduğu için çocuklarımızı daha çok korumalıyız. Korumalıyız. Umudu ben Nebil Özgentürk daha çok Edip Akbayram bağlandığı zaman sormak istiyorum. Motorları maviliklere ne zaman süreceğiz diyeceğim Edip Akbayram'a. Şimdi mesajlardan Ümran Kaptan diyor ki biz eski kuşak okuyarak öğreniyorduk. Şimdi öyle mi? Onun için gençlerle çok uğraşmamız gerekiyor. Böyle programların çoğalması dileğiyle kolay gelsin diyor. Memnune Birkan, benim için haftanın iki sabaha bir bayram. Hele Atol Behramoğlu'nun 65 yaşla ilgili davayı açmasına 73 yaşındaki ben gönülden destekliyorum. Teşekkür ediyorum. Nebil Bey'in sesine, Türkü'nün sesiyle mutlu olacağını düşünüyorum diyor. Sadri Hatipoğlu Mersin'den selamlar, nihayet başlıyoruz diyor. Evet, şimdi o 65 yaşa sonra geleceğiz. Kız çocuklarına girmişken o zaman şöyle yapmak istiyorum. Atoğlu abi bize o şiiri okusun. Ardından da Timur Selçuk söylesin. Timur hazırlansın. Fonda arkadaşlar Atoğlu abi okurken, şiiri okurken sonra da hayır tam bitirdikten sonra biz Timur Selçuk'a bağlayalım. Olur mu? Sen de olsun. Bir hafif böyle bir tını verebilecek kumandaya miyiz? Kumandaya söylüyor abi. Atoğlu abi. Kumandaya söylüyor. Ha, kumandaya. Yönetmenle konuşuyorum. Atoğlu abi merakla böyle bekliyor. Atoğlu abiyle program yapmak da zor. Korkuyorum yani. Karşında büyük, unutulmaz, efsane bir şair var. Fonda şimdi kızım şiir. Evet, fonda veriyor muyuz arkadaşlar? Bu
Sizler de soru ve görüşlerinizle katkıda bulunabilirsiniz. Dediğim gibi Instagram hesabında Serhan Asker adresinin son paylaşımın evet, altına benim, at olabilirsiniz. Yani dörtlüklerden biridir kızıma. Tabii onun Timur tarafından, Timur Selçuk tarafından bestelenip söylenmiş olması olağanüstüdür. Timur'un böyle bir apansız ölümü, ben yani inanamıyorum, yani anlayamıyorum. Böylesine kabına sığmayan, böylesine hayat dolu, böylesine enerjik, böylesine güzel bir adam. Yani kader bizi alıverdi elimizden Timur'u, Timur'umuzu. Onu en büyük sevgiyle burada anmış i̇şte olayım. İşte geliyor ekrana. Canım benim. Aa güzelim. Bütün insanları dostun bil, kardeşin bil kızım. Sevincin ürünüdür insan, nefretin değil kızım. Zulmün önünde dimdik tut onurunu, sevginin önünde eğil kızım. Verelim Timur Selçuk'u arkadaşlar. Şarkısıyla. Evet, şahane bir şiir, muhteşem bir şiir. Bütün insanları dostum bil, kardeşim bil kızım. Sevincin ürünüdür insan, nefretin değil kızım. Gerçekten de öyle değil mi? Barış da, Hazal da, Mercan da yani Ataol abinin kızı Barış ve Timur abinin kızları Hazal ve Mercan hakikaten bu şiirdeki geçen anlatımı, bu çağrıyı, çığlığı o kadar dinlemişler ki. Şimdi onu sordum Ataol abi. Ne zaman besledi? 15-20 yıl önce falan. Ben her Barış'ı da tanıyorum. Mercan'la Hazal'ı da. Dünya gibi çocuklar, Türkiye gibi. O kadar özel ki hani bu ülkenin dört bir yanında bazen diyoruz ya Ataol Behraman'ın şiirleriyle, Neşet Ertaş'ın türküleriyle, Veysel'in sözleriyle, Sabahattin Ali'nin öyküleriyle büyümemiş milyonlar var. Demin başta da söylediğim gibi hakikaten çok umudumuz olmadığı milyonlar da var. Çok güzel insanlar, güzel yürekler ama ne yazık ki işte nefretle büyüyen, kinle büyüyen, kindarlıkla büyüyen insanlar da var. Bu şiiri dinleyenden kötü adam çıkmaz biliyor musun? Ya da Yaşar Kemal'in romanlarını okuyandan katil çıkmaz. Ki öyle diyordu. Ki öyle diyordu. Benim romanlarımı okuyanlar, benim romanlarımı okuyanlar cinayet işleyemezler. Komşusuna yan gözle bakmazlar diyordu değil mi? Yaşar abinin çok güzel bir sözü var. Yani Veysel'in sözlerine yüreğimizle hissedersek o sözleri hakikaten kötü şimdi olma şansımız yok. Buradaki şey konuşur bence. Yani bu şiirle ilgili olarak düşüncelerimi söyleyeyim. Şimdi zulmün önünde onurumuzu dimdik tutmak
bilinen bir şeydir. Genel olarak değil mi? İşlenen bir temadır. Yani zulme zulmün karşı, önünde dik durmak. Değil mi? Yani zulmün önünde dik durmak tabii çok önemlidir. Ama bilinen de bir şeydir. İşlenen de bir kavramdır. Değil mi? Edebiyatta, evet. Müzikte, her yerde. Ama sevginin önünde eğilmek kavramı o kadar çok sık işlenen bir şey değildir. Evet. Şimdi orada o şiirde bence zulmün önünde dimdik tut onurunu, bir yükselme var. Sevginin önünde eğil kızım. Orada gerçekten, yani açıkçası objektif bir şey olarak söylüyorum, hakikaten insani ve evrensel bir mesaj var. Ve senin baştan beri söylediğin, Nebil, Türk toplumunda eksiltilmiş olan şey odur. Aslında evet. Bu toplumda bu vardı. Düşün yani, ille dostun gülü yaralar beni diyor, değil mi? Pir Sultan. Değil mi Pir Sultan? Yani bu, o büyük Alevi geleneğinde ve Türk toplumunun gerçekten Anadolu kültüründe, Yunus Emre'de Mevlana. Alçak gönüllülük, elbette alçak gönüllülük, sevgi, sevginin önünde eğilme kavramı. Ama son 20-30 yıldır yaşanan kötülük ortamı gerçekten, hani dindar, kindar, mindar falan derken bırak sevginin önünde eğilmeyi, sevginin bir anlamı kalmadı. İnsanlar sevgiden, ya birine selam verdiğin zaman korkuyor. Niye acaba bana selam verdi falan. Aynen. Gibi, değil mi? Öyle değil mi? Yani dolayısıyla mesaj önemlidir hakikaten. Ve senin dediğin gibi elbette edebiyatın, sanatın, kültürün böyle bir seferde olmaz tabii. Ama eğitimin temelini, omurgasını bu duygular, bu ahlak, bu çağrılar oluşturursa elbette kuşaklar, yeni yetişen kuşaklar sevginin önünde eğilmenin ne olduğunu bilerek. Serhan her hafta burada şeyi söylüyor Atıval abi. İşte atıyorum Aşık Veysel'i okullarda Sabahattin okutalım. Sabahattin Ali'yi verelim arkadaşlar. Aşık Veysel'i okullarda okutalım diyorsun. Ders olarak. Elbette. Bir başka yıl gerçekten elbette. Yaşar Kemal'i okutalım. Bir başka elbette. Yıl Aziz Nesin'i okutalım. Elbette. Daha çok yürüsün. Elbette. Elbette. Gibi. Elbette. Yani bu dersleri okutmadığımız gibi abi. Ya. Bu insanları derslerden çıkarmışız biz. Yani evet. Bu ülkenin gerçek beyinlerini, gerçek söz ustalarını derslerden çıkarıyoruz her 10 yılda bir. Neyse. Evet. Şimdi Sabahattin Ali tabii şimdi arkamda duruyor o unutulmaz fotoğrafıyla. Sabahattin Ali diyor ki kimseyle hiçbir konuda yarış halinde değilim. Kimseden akıllı, kimseden güzel, kimseden iyi iddiasında hiç olmadım. Kimse için en değilim, daha değilim. Bu devasa iddiasızlığın verdiği özgürlüğün tadını çıkarıyorum diyor. Gerçekten de işte Evet. Bunu o sevgi yumağıyla yoğurduğumuz zaman bu yol tabii ki Sabahattin Ali'nin bu anlattığı bu devasa iddiasızlığın verdiği özgürlüğün hastasıyım. İddialı değil mi? Türkiye'nin en büyük romancısı, Türkiye'nin en büyük şairi, Türkiye'nin en güzel dizelerini, satırlarını yazmış adam. Ve şu pandemi döneminde arkadaşlar geçmiyor günleri bir hazırlayalım mı? Ve bu dönemde de tam onu yaşıyoruz değil mi Atol abi? Evet. Cezaevinde olmasak da bugün Sabahattin Ali'yi konuşuyoruz. Sabahattin Ali ile benim şöyle bir görkemli hatıram var. Dedemle Sabahattin Ali koğuş arkadaşı, geçmiyor günler diyelim.
Evet, görkemli hatıralar devam ediyor. Gençlik, gelen mesajlardan gençlik ekran başında diyor. Anneler, babalar, özellikle de öğretmenler, çocuklarımızla, torunlarımızla evdeyiz zaten diyorlar ve görkemli hatıraları izliyoruz, mesajlarını yolluyorlar. Sabahattin Ali'yi konuşuyoruz. Sabahattin Ali hepimizin hayatına dokundu. Ben ne yazdıysa, Değirmen'den Ayran'a kadar öyküleriyle, hele Değirmen'de Atmaca'nın öyküsü vardır ya, kolu kesik olan güzeller güzeli kızla eşitlemek için Değirmen'in altına kolunu bırakan Atmaca'nın o unutulmaz öyküsü vardır. Yazarlığıyla da bambaşka bir kişi var değil mi karşımızda? Tabii ki. Şimdi bak, yani bizde tabii hani derine inerek anlama çabası pek yoktur. Sabahattin Ali'yi iyi anlamamız gerek. Yazar olarak da, insan olarak da ve bir mücadele adamı olarak da iyi tanımak ve iyi anlamak lazım. Ben söylediğim gibi Serhan ortaokul öğrencisi filandım Kuyucaklı Yusuf okuduğumda. Sonra tabii bütün hikayelerini aşağı yukarı okudum. İşte Kürk Mantolu Madonna'yı okudum filan. Ama şu son yıl, içinde bulunduğumuz yıl iki nedenle iki konuda çok derinliğine eğildim Sabahattin Ali'ye. Biri, bizim Cumhuriyet Yayınları hikayelerinden bir seçki yaptırdı bana, benden istediler. Sevgili Işık Kansu rica etti bu yayın kurulumuz olarak. Ve ben hikayelerinden seçmeler yaparken romantik olanlar, romantik devrimci olanlar, salt gerçekçi olanlar gibi, hapishane hikayeleri gibi bazı böyle şeylerle ayrımlar yaparak, sınıflandırarak diyelim hikayelerini seçerken hikayeciliği üzerinde düşündüm. İkincisi de Cumhuriyet Kitap, şu senin demin elinde tuttuğun kitap bağlamında bir içimizdeki şeytanla ilgili özel bir yayın yaptı ve içimizdeki şeytanı didik didik okudum. Okumamış olduğum tek kitabıydı İçimizdeki Şeytan. Notlar alarak filan. Şimdi dedin ya sen, hani romancı, büyük romancımız, elbette büyük romancı. Ve onun o kitabında mesela düşünce akışı diyebileceğimiz bir şey. Hani diyaloglar değil de aklından geçen düşünceler. Bu Tolstoy'da olan bir şeydir mesela. Çok sık olan bir şeydir Tolstoy'da. Vedat Türkale'nin romanlarında çok egemen olan bir yöntemdir o. Büyük olasılıkla Sabahattin Ali üzerinden gelen bir etki olması gerekir. Yani bizim edebiyat öğretmenler dedin ya Serhan, öğretmen arkadaşlarımızın bu konuları iyi irdelemeleri lazım ve bu konulardaki çalışmaları, yapıtları, yazıları okuyarak öğrencilerine gerçekten bir yazar nasıl anlaşılmalı gibi bu şey yapmaları lazım, yön göstermeleri lazım. Şimdi içimizdeki şeytan örneğin bir aşk romanıdır esasında. Kürk Mantolu Madonna da öyledir. Aslında bir anlamda Kuyucaklı Yusuf da öyledir. Dramatik bir aşktır. Yani çarpıp parçalanmış bir aşktır. Aşktır toplumun sıkıntılı hallerine, durumlarına. Burada da içimizdeki şeytanda, ama içimizdeki şeytandaki aşkın olamayışı diyelim, toplumsal olaylar kadar bireysel psikolojiyle de alakalı. Orada yani roman kahramanı Ömer'in kimliği bana göre gerçekten dünyanın büyük yazarlarının işlediği tipler gibidir. Yani Ömer kişiliği adeta Stendhal'ın ya da Balzac'ın ya da işte Tolstoy'un, Dostoyevski'nin kahramanları gibi gerçekten derinliğine işlenmiş bir tiptir. Ben yazımda Ömer'le Macide'nin aşkından bahsediyorum. Bir aşk hikayesi var evet, aslında evet. Orada. Ömer kişiliği, ben şeyle de mesela Puşkin'in Yevgeni Onegin'inle de bağlantı kurdum. Orada yani seçkin bir çocuk ama bir türlü var olamıyor. Bir türlü ayakları üstünde duramıyor. Tabii arka planında toplumsal sorunlar da var ama bireysel psikoloji olguları da var. Kendisi de olabilir. Kendisi gerçek. Kendisi de var zaten. Öldürüldüğünde çantasından çıkan kitaplardan birisi Onegin. Bunu bilmiyordum. Bak, yok yok, evet. Onun yanı sıra hayır. Onları okuyabilir de. Kendi yaşamı müthiş yani. Çanakkale'de savaşan bir komutanın torunu, oğlu. Bir yandan ama paramparça bir ailenin çocuğu. İntihar etmeye meyilli bir annenin çocuğu.
bileklerini kesmek isteyen, ama paramparça onlar, onlar çocukluk. Aşmış bir adam. Onları aşmış, aşmış bir adam. Ama sıkışmış demek istedin ya abi. Tabii, onları sıkışmaların aşmış içerisinde bunlar tabii da var. Onları aşmış bir adam. Şimdi kısaca şeye de değinerek bitirelim. Bu tabii konu çok geniş. Senin programların da genellikle öyle oluyor. Yani öldürülme olayı yani korkunç bir olay. İnsan buna söyleyecek söz bulamaz. Bu ülkenin yetiştirdiği en büyük akıllardan biri, en seçkin yeteneklerden biri zalimce, alçakça ortadan kaldırılıyor ve o güzel başına indirilen darbeyle, darbelerle. Aslında keşke burada İstanbul'da yanımda olsa da getirseydim. Bir gazeteden kestiğim bir fotoğraf vardır. Bak şaşıracaksınız. Bizim Türkiye'deki bir gazetede yıllar önceden Goebbels var ya, Goebbels. Evet, propaganda yani, bakanı. Propaganda Hitler'in bakanı. Sultanahmet'te dönemin emniyet müdürü ya da müdür yardımcısı Ali Demir midir nedir biriyle böyle minarelere falan bakarken, turistik gezi yaparken fotoğrafı var. Biliyor muydunuz bunu? Bilmiyorum. Yani Goebbels'in Türkiye ziyaretini biliyor muydunuz arkadaşlar? Ya ben bilmiyorum. Evet. Yani keşke bu fotoğrafı getirseydim. Ben de Büyükada'da duruyor, kesmiştim bir gazeteden. Yani o dönemde iktidarın, siyasi iktidarın Hitler Almanyası'yla bir pazarlığı var. Bir yani şu ya da bu nedenle. Ama bir pazarlığı var. Bu Vedat Türkeli'nin romanlarında da vardır. İkinci Dünya Savaşı öncesi ve İkinci Dünya Savaşı'ları. Yani faşizmle, nazizmle böyle bir yakın ilişkiler içindeler. Ve Türkiye'de de komünistlere, sosyalistlere, devrimcilere, yurtseverlere büyük baskı dönemidir o. Sabahattin Ali'nin kurban edilmesinde, kurban olarak seçilmesinde bütün bu işbirliği söz konusudur. Yani Türkiye'de polisin Nazi Almanyası'yla bağlantısıyla, Türkiye'deki faşistlerle, çünkü neden? Sabahattin Ali ile ilgili okumalarımda şunu gördüm. Son okuduğu kitaplardan biri İlya Ehrenburg'un Paris Düşerken. Paris Düşerken biliyorsunuz yani işte İkinci Dünya Savaşı yıllarında yine geçen bir kitap ve faşizmle işbirliği falan mevzuları. Ankara diye bir kitap yazma projesi yapıyor. Ankara diye bir kitap yazacak. Yani onun nasıl bir kitap olacağını tahmin edebilirsiniz. Onun faşizmi anlatacak. Faşizmi anlatacak. Yani, faşizmi yani anlatacak. Yani işte şu Goebbels'in Türkiye'de fotoğrafı var. Evet. İşte buyur. Şöyle baktığımız zaman. Bu benim gördüğüm fotoğraf bu değildi ama aşk olsun. Yani evet. Bravo. Goebbels Türkiye'de. Bravo. Evet, gelmiş demek ki yeni yeni şeyler öğreneceğiz. Evet. Fakat şöyle baktığımız zaman İkinci Dünya Savaşı'na, nereden bulduk İkinci Dünya Savaşı'na girmeyen sağlam bir ekip var halkın. Aşk olsun çocuklara, bravo. Teşekkürler kaç arkadaşlar. Kaç kişi biliyordu yani Hitler'in propaganda bakanlığı Türkiye'de. Ne diyor Bernard Shaw? Akıllı insan aklını kullanır, daha akıllısı başkasının da aklını kullanır. Yani bugün yeni bir Sabahattin bilgi öğreniyoruz. Sabahattin Ali'nin kurban edilmesinin, kurban seçilmesinin şeyi budur. Sabahattin Ali çünkü o dönemde, yani Aziz Nesin, Sabahattin Ali, Rıfat Ilgaz ve işte genç Vedat Türkeli bütün o... Uğur Mumcu niye öldürülüyor? Çünkü yazacağı şey için öldürülüyor. Sonraki yıllarda. Bağlantıyı kuruyorsun. Evet. Yani bunlar Türkiye'mizin yetiştirdiği en cesur, en yetenekli, en namuslu, en sevgili insanlar. Ve faşizm onları yok etti. Sabahattin Ali'nin kurban seçilmesi budur. Rastgele bir olay değildir yani. Rastgele bir olay değildir. Bir de kabına sığmayan bir insan tabii. Kabına sığmayan bir insan. Şöyle bir şeyle bağlamak istiyorum Serhan. Müsaade ederseniz. Şimdi kız çocuklarından, kız babalığından falan bahsettik ya. Ben Sabahattin Ali'yi hep Filiz'le birlikte düşünürüm. O fotoğrafı da bence şimdi koysunlar. Kucağında kızıyla fotoğrafı var ya. Belgeselde gelecek zaten. Senin yetenekli çocuklar. Ben hep Filiz'i düşünürüm. 3 yaşında, 4 yaşında o güzelim kızından ayırdılar onu. Aynı kaderi yaşayabilirdim ben Sabahattin Ali ile. Seninle programa gelmeden önce konuştuktu. Drama köprüsü falan mevzulara geçerken. Biraz sonra türkü söyleyecek. Yok türkü falan söylemeyeceğim. Türkü söyleyecek. Bağlama çalacak Atol Behramoğlu. Bağlama. Ben söylemeyeceğim. Türküleri söyleyecek. Biraz sonra düzel. Yani 1984 yılında 8 yıl hapis cezasına mahkum edilmiş biri olarak bir ay İstanbul'da kaçak yaşadıktan sonra trenle geçerken... İşte geldi fotoğraf. Tren, evet, Filiz. İşte kızım da benim bu yaşlardaydı. Ben yani 1984, 79 doğumlu olduğuna göre Barış, 5 yaşında... Sabahattin Ali'nin dramı yazalım arkadaşlar. Evet, trenle geçerken 3 saat Kapıkule'de durdu o tren. Ben bir sahte pasaportla geçiyorum. Ve tren geçtikten sonra drama köprüsünden... geçti filan. Şiirlerimden birinde geçerdi. Asıl şunu anlatmak istiyorum. Orada beni
Yani yakalamış olsalardı diyelim ki kaçak pasaportla geçiyor. İspanyol işçisi pasaportuyla geçiyorum ben. 1984 Aralık ayından falan bahsediyorum. Aynı kadere uğrayacaktım ve mezarımın yeri de belli olmazdı. Açıkçası yani Sabahattin Ali ve kızıyla ben ve kızım arasında da böyle bir yürek bağı ayrıca kişisel olarak da kurdum. Hepimizin kaderi işte sen Uğurlara kadar getirdin evet. Mesela. Yani bütün bu faciaları yani faşizmdir yaşatan bize bu ülkede ve yaşatmış olan bunları unutmamak lazım. Evet. Aynı şey Uğur Mumcu'nun oğlu sevgili Özgür için de geçerli. Ben hep bu hep şunu hissederim. Yani Özgür'ün yerinde olsam, Sayın Filiz Ali'nin yerinde olsam bu ülkede yaşamaya nasıl devam edebilirdim? Gerçekten ne kadar önemli bir soru. Nasıl devam edebilirdim ve nasıl Ahmet yaşamaya... Ahmet Taner Kuşçalı'nın 20 günlükken öldürüldüğünde, katledildiğinde kızı 20 günlüktü. Sivas'ta yakılarak katledilen aydın insanların ailelerinin yerinde olsaydım bu ülkede kin duymadan, sevgiyle yaşamaya nasıl devam ederdim ve onlar nasıl yaşamaya devam ediyorlar? Gerçekten... çok önemli bir soru çok, bence. Evet. Çok. Annem çok. Hep böyle bir cenazeye çok. Gittiği zaman gelip anlatır. Allah herhalde yani evladını kaybeden ya da çocuğunu kaybeden, eşini kaybeden o yani cenaze sahiplerine bir de sabır veriyor herhalde diyerek anlatırdı. Herhalde o sabrın gücüyle ayakta yani, durabiliyorlar. Tabii çeşitli şeyler söylenebilir ama bütün şimdi, bunlar zulmü ortadan kaldırmıyor. Kaldırmıyor. O zaman şöyle yapalım mı arkadaşlar? Birkaç mesaj okuyayım ben. Sonra kısa bir araya gidelim. Aradan sonra türküyle başlayalım. Ama araya giderken bir Leylimley diyelim Sabahattin Ali'den. Onu hazırlayın. Biz kazanacağız diyor sevgili izleyicimiz Tahir Camekan gönderdiği mesajda. Yine edebiyat öğretmeniyim. Atol Behramoğlu'na bir sorum var. Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan romanına... içimizdeki şeytanlara yanıt vermişlerdir. Teşekkür ederim diye bir soru gönder. Ya trenle kaçamayanlar öldüler diye gönderilen. Arkadaşlar mesajlarınız biraz daha açık yazarsanız, isimlerinizi de gönderirseniz daha iyi olur. Şimdi gelen bu zor günlerde bu tür programlar sıkıntılarımızı unutturuyor. Yine keyif alarak bir program izliyoruz diyor. Asuman Dokuzlu'nun gönderdiği mesaj. Orhan Küleylioğlu da güzel bir program. Size ve konuklarınıza selamlar, sevgiler diyor. Orhan Bey'e de biz de selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. O zaman Leylimley ile bir kısa ara verelim. Aradan sonra bundan sonraki bölümlerde türkü şarkılarıyla, türküleriyle bizlerle birlikte olacak. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz.